Şimdi biz neden kendimizi ispatlama ihtiyacı duyarız efendim? Bize bir çizerek anlatın. Sen kendini ispatlamak zorunda hissettin mi kendini ailene karşı? Yani ispatlamak değil, sadece ben bir birey olarak olduğumu göstermek istedim. Evet. Çünkü ispatlamak biliyorsunuz yine onay almaya giriyor. Evet. Ben böyleyim, siz beni görmüyorsunuz, ben böyleyim demek. Hı-hı. Ben sadece işte. Peki o zaman harekete gibi geçmeye bakalım. Şimdi harekete geçmek önemli bir karar. Oraya geleyim, onay almaya geliyor ispat peki etmek gerçekten de. Çünkü insan karşındaki hedefe tam tutunmadığında... Şu tahtanın biraz şurasına durursanız arkanızdaki kamerayı, hı-hı, kapatmak istemiyorum. Evet. Buyurun. İnsan karşısındaki hedefe tam tutunmadığında ve ona tam konsantre olamadığında, o hedefe dair de kendini tam ikna edemediğinde biraz yarım yamalak hedefleri olduğu için başarıda küçük hedefleri ispat etmek istiyor. Aslında bizim tam güçlü, donanımlı bir hedefimiz olsa insanların ona inanıp inanmaması çok bizi ilgilendirmez. O zaman hedef belirlemek önemli. Hedefe kendini ikna etmek önemli. Belirlemek ve kendini ona ikna, aynen, etmek. Evet, bu benim için doğru bir hedeftir ve ona ulaştığımda pişman olmayacağım diye kendini ifade etmek önemli. Karşımıza zorluklar çıkacak ama zorlukların büyüklüğü değil bence, hedefin büyüklüğü belirler. Hani bir tüm değerleri yukarı ya da aşağı indiren bir grafik olarak düşünelim. Hedefimiz çok güçlü olunca... Biraz çizerek aradaki, anlatalım tabii, mı yani? Hedef neresi, grafik neresi, biz şimdi neredeyiz? Şurada mesela bir grafik çizelim. Evet. Şimdi şöyle bir zorluk var önümüzde. Biz buradayız. Tamam. Sizce bu zorluk büyük müdür, zor mudur? Aşılabilir mi, aşılamaz aşılır mı? Aşılır sanki. Aslında belirsizdir yeteneğimize belirsiz göre. Ama peki, hedefimiz bu kadarsa aşılabilir. Çünkü burada biz kendimizi ikna edebileceğimiz büyük bir hedef var. Ama hedef bu kadarsa bu zorluk bizim için büyük bir zorluktur ve bizi yarı yolda bırakabilir. Hı hı. Peki. Dolayısıyla zorlukların kaynağını bilmek için önce hedeflerimizin büyüklüğünü ve ona kendimizi ikna etmediğimize bakmamız lazım. Nasıl harekete geçmekle ilgili de hemen benim YouTube'da anlattığım, burada da hazır sabah insanların ilgisini çekecek bir görsel yapalım. Peki, isterseniz. Lütfen. Ben mühendisim, onun için böyle görselleri önemsiyorsunuz. Fiziği, matematiği çok severim. Aslında çok basit. Fizik de matematik de basittir aslında. Evet. Şuraya bir küre çizdik. Peki. Fizikte eylemsizlik prensibi vardır. Korkmasın, evet, hanımlar. Tamam. Eylemsizlik demek bir şey duruyorsa, ona kuvvet etki etmezse o durmaya devam eder. Eder. Bu kadar. Buna fizik matematik denir işte. Çok basittir tanımlar. Aslında hayatı algılamak denir, evet, bir taraftan da. Bu düzlem düzse, burada bir küre varsa ve duruyorsa o küre sonsuza kadar durmaya devam eder. Yaşın önemi yok. Eğer duruyorsanız, hedefleriniz yoksa, harekete geçmediyseniz, İşte şu yaşıma geleyim, şunu yaparım, onlar olmuyor. Hı-hı. Hareket, etki gelmezse, kuvvet gelmezse o küre orada durmaya devam eder. Ne zaman hareket eder küremiz, topumuz ya da yerdeki topumuz? Bir güçle değil mi? Burada bir F kuvveti, fizikten girdik ama kuvvet, bir itki, itme kuvvet. Hı-hı. Ne olabilir bu? Ebru Hanım'ın programında bir motive edici bir söz almış olabilir. Cale Hanım'ın hayatından bir ilham almış olabilir. Bugün programı kapatırken bayanlar ya da herkes izliyordur bir programımızı. Bir kısır Antakya, Antakya kısırı yaparlar. Yani dünyaca ünlü, evet, hale geldi. Lisansını aldı. O tarifi verelim lütfen sevgili evet, Cale. Evet lütfen verelim. Tamam. Kendilerini motive etmiş hissederler, başlarlar ama fizik şöyle işler. Top burada top olsun. Topa vurduğumuzda sonsuza kadar gider mi? Gitmez. Hayır. Sürtünme kuvvetinden dolayı bu bir küre bir müddet gidecektir ama duracaktır. Bu kürenin biz devam etmesini istiyoruz. Küreden kastımız insanın hayattaki başarısı. İnsanın hayattaki kendini tamamlaması aslında. Yuvarlanıp duruyoruz diye bir laf vardır. Buradan mı gelir acaba? Şimdi bunun... Çok doğru, yuvarlanmadan olmuyor çünkü hiçbir şey. Basit mantıkla sürekli başarıyı daim ettirmek, sürekli devam ettirmek için bizim tek bir itmeye değil, yani gaza gelmek deriz ya ona, bir film izleriz, çıkarız, evet yapacağım bu sefer deriz, evet, işte bir programda bir motive edici söz dinleriz. Hı hı. Bunu devam ettirmek gerekiyor. Sürekli bu atmosferin içine girmek gerekiyor. Cale Hanım'la her gün görüşen birisi hayatına daha çok ilham almaya başlar. Doğru. Ebru Hanım'ı her gün dinleyen birisi buraya gelen konukları takip ederek... Doğru. Evet der, yapacağım yapacağım, devam ettirmek yeter gerekiyor. Yeter ki isteyelim. Mesela ben sizden bir şey alıyorum. O kitabı mesela merak ediyorum. Oradaki o söz acayip ilgimi çekti. Yani sevmek öyle bir şeydir ki, ne demişsiniz? Sevmek belki şair, bir gün okur diye şair olmaktır. Yani ya o kadar güç... Aslında bunun arkasında yatan şey şu... O kadar güçlü seversin ki önüne engeller çıkar, dünya seni durdurmaya çalışır. Sen şair olursun, yazarsın, dünyadaki bütün kitapçıların kütüphanelerine koyarsın o kitabı, kimse engel olamaz. Kadın isterse her şey olur, bir umut meleşine. Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşılır engeller, yok olur
işini boş versen.